Demek başladık. Mavzu biosfer. Bio diyanlar demek. Hayat ha? Sfera. Kabuk. Şah. Demek yaklaşık yollarsanız hayat şarı hakkında yaklaşmamız. Bana tasavvukla ediyorum bu şey. Yer şarı bu. Hayat şarı bu yer şarımız. Trik organizmle o yerden 20 kilometre. Yani 20 kilometre, patoloji boranı 25 kilometre balandı da trik organizmler var. Demek trik organizmler o 25 kilometre balandı geçe bu yancıda boran. Ha? Nasıl noktası? Endi bu özü bu joylar umumiy olib qaragan bo'lsak nima deyiladi? Atmosfera deyiladi. Aha, bo'ldi. Atmosferada biosferani maksimal chegarasi 20-25 km. Tirik organizmlar bor joy. Yana yer, ya'ni qattiq qatlam, litosfera. Yerda to 3 kilometr bo'lgan chuqurlikgacha bo'lgan joyda trik organizmlar bor. Yana trik organizmlar qayerda bor? Suvda. Suvda okeanni, ya'ni biz endi gidrosfera deymiz, bu yerda bu sferani 11 kilometr chuqurlikgacha bo'lgan joyda trik organizmlar bor. Mana bu 25 kilometr patolog chegarasi deydigan bo'lsak, 3-11 kilometr pastdagi chegara deydigan bo'lsak, mana mana shuni oralig'i kelib chiqyapti. Ha? Mana shu joy biosfera, ne? Hech. Mana shu yer, mana shu yer biosfera deydi. Shu haqida gaplashamiz. Biosfera deyiladi. Endi savol tug'iladi. Nima uchun 25 kilometrdan balandlikda trik organizmlar yo'q? Nima uchun 3 yoki 11 kilometrdan pastda trik organizmlar yo'q? Trik organizmni tirikligini ta'minlab turadigan qaysi narsalar borki, shuning ichida bor trik organizmlar. Qaysi narsalar yo'qki, biosferadan tashqarida trik organizmlar yo'q. Birinchi o'rinda trik organizmda hayotchanligini ta'minlab turish uchun normal harorat bo'lishi kerak. To'g'rimi? Hayotchan. Issiq kelsangiz, issiq ketdim deysiz, chang sanab yoqib qo'yildi. Shunday. Ha? Sovib kelsangiz, sovib, sovib. To'g'rimi? Normal trik, hamma trik organizmga ham normal birinchi o'rinda nima kerak? Harorat kerak. İkinci orunda yorug'lik kerak. Yorug'lik. Mana qishda to'y keyingi sizlarda ham bo'lsa kerak. 5 kecha degan gruppamizda 4-4.5 bo'lganda sal qorong'iga o'xshab qoldi-da. O'zi yorug'lik dars deyapman, kunduz dars deyapman. To'g'ri sizlarga aytib qo'yaylik deyishdi. Demak, normalni xalq nima yorug'lik yetmayapti-da. Nima trik organizm kerak bo'lgan ikkinchi narsa bu yorug'lik. Yana nima kerak? Eng muhim narsalarni qilib yotishamiz. Suv kerak. To'g'rimi? Suv. Hali aytadi. Suv bu? Ob-havo. To'g'ri? Suv bu rostdan ham ob-havo. Shali. Yarachi. Trik organizmga karbon angidrid kerak. Kerakmi karbon angidrid? Hop kerak bo'lsa kimga kerak? O'simliklarga kerak. Nima uchun kerak o'simliklar? Chunki karbon angidrid kerak fotosintez qilish uchun. Va trik organizmga kerak. Va keyingi narsa kislorod. Va boshqa narsalar ham bor. Masalan, eng asosiylaridan shularda, masalan, 5 ta jonivorda aytib qo'yapman. Ular kerak. Shu narsalar yo'q va boshqa yana bir omillar sababchi
Bu 25 kilometre kadar bana dedi triorganizm yok. Böyle ki pasta, yerden pasta, sudan pasta, 11 kilometre kadar pasta triorganizm yok. Şu omurlar yetişmiyor. Yani ki basın diyen narsa var. Etse gap yok. Hazır et abi. Şu anlığı. Hop ana indi. Biyosfera hakkında yapma şey yapmazken o zaman biyosfera hakkındaki dastlab fikirlerdi kim yürütken diye soruldukları. Birinci olup biyosfera bu aşı hayat çağrı. Hayat çağrını kabuğu hakkındaki, hayat kabuğu hakkındaki dastlab fikirler John Matthys Lamarck'a tekişti. SSR Lamarck'ı 10 biyologu dokuduydu. Evolüsyon nazariyası. Evolüsyon talimat bulsa Darwin buladı. Nazariye bulsa Lama. Zoologiye giriş, zoologiye falsafası, hayvanlarda klasifikasyon yapan. Yani. Ha? Taşkı mukhtı tasarı triorganizmle yorganıp çıkan. Bir vasıta, bir vasıta tasarı. İstediler mi? Demek yine bir de işi varken Lamarck'ta hayat kabuğu hakkındaki dastlabki fikirlerde ilgili sürgen. Kime gel? Lamarck. Şimdi özü biyosfera atamasını fenge kim yaptırgen siz? 1875 yılında adaşmasam Avustralya'daki oğlum Eduard Zeus tomonidan fenge yaptırdı. 1875 Zeus. Endi o'zi asli asosiy ishni biosfera haqidagi asosiy ishni qilgan olim Vernadsky. Chunki biosfera ta'limotini yaratdi. Ta'limot deganda shu biosfera o'zi manaqa monadalardan tashkil topgan. Biosfera biogen va abiogen moddalardan tashkil topgan. Yoki biosferada manaqa narsalar bor deb to'liq tushuntirib ta'limotga hissa qo'shgan olim kim ekan? Vernadsky. Demak, ta'limot. Ta'limotini asoschisi shu uchala olim biosferaga doir ish qilgan bir-biridan farqlab olishingiz kerakda. Demak, hayot qobig'i haqidagi dastlabki fikrlar Lamarckga tegishli. Biosfera atamasini 1875 yilda Eduard Zeus fanga o'tkirgan. A biosfera ta'limotini asoschisi Vernadsky. Biosfera bu global ekosistema. Ya'ni bu eng katta ekosistema. Biosfera nimadan tashkil topgan bo'ladi? Tiriklikning tuzilish darajalariga nisbatan qaragan bo'lsa. Vegetsenozlar. Chunki biosferadan kichik narsa bu vegetsenoz. Global ekosistema o'zidan kichikroq ekosistema, ya'ni o'sha vegetsenozlarni tashkil topgan. Endi aloqada atmosfera bitta 25 kilometrdan tepaga atmosfera deyiladi. Atmosferanın 25 kilometre boyu gece bugün joyda triorganizmlar var. Yani ki 20 yani diyeceğim. Atmosferanın uzun tolu organı çıkıyor diyor musun? Demek birincisi. Demek ki atmosfera. Atmosferada biz bilardık eğer esasız. Ne şifayız hangi modeller bulardı? Demek en köpü. Azot 78 faiz. 20-94 faiz kislorod. Yaxlit desa 21 faiz kislorod. 0.03 faiz karbonat. 0.04 faiz karbonat. 1 faiz endi 1 faizdan kam bo'lgan miqdorda argon yozib ketadi va boshqa moddalar bor. Bu nimaga aytyapmiz? Shu triorganizmga kerak bo'lgan moddalar haqida gaplashyapmiz. To'g'rimi? Bor bo'lsa nima bo'pti? Triorganizm hayotchaligi kerak degan narsalar. Tushunarlimi? Xo'p, ana endi atmosferaning 5 ta qatlami bor o'rtoqlar. 5 ta qatlami bor. Eng pastki qatlami troposfera deydilar. Troposfera. Troposfera bu yerdan to 18 20 kilometr balandlikkacha bo'lgan joy troposfera deyiladi. Ana endi ikkinchi qatlam stratosfera deyiladi. Stratosfera. Stratosfera bu aşı 20 kilometrdan to 50-55 kilometrgacha bo'lgan joy stratosfera deyiladi.
Üçüncüsü orta değişimi. Kana değişimi. Kana sferi değişimi. Mezosferi. Mezosferi. Mezonu ne degen neydi? Orta. Demek mezosferi. Şu 55 kilometreden ta 80 kilometre geçe bulgen çoğu mezosferi. Dördüncüsü termosferi. 80 kilometreden ta 800 kilometre geçe bulgen çoğu termosferi deydi. Ve maksimal en balant eksi bu egzo. Egzo diyen ne var diyen? Taşka. Ucu sferadan çıkıp yapmışız. 800 kilometreden balant bu yani. Yani ki şimal şafağı. Eşken misiniz? Şimal şafağı. Mut filmlerle yeter. Ooo, film güzel de görüyor sen mi? Rat var, geç konu. Ali, Simba'da görüyor musunuz? Bu ne sıra mı diyor? Terim var. Şimdi yoksa gitti. Aşağı. Nerede gel? Ooo, aşırıkta. Ooo. Aşırıkta. Şimdi nerede gel? 8 kilometre hale gel. Aç, şike, aç, de balan çay. Ha? Bu sferadan çıkıyorsun. Şunları böyle attın. Şu atmosferi şu 5 katlamdan iborat. Şimdi her biri hakkında yaklaşıyor musun? Demek biosferanı atmosferdeki çekeriz kayır geçe devam eder. Troposfera da var. Stratosferanı kuyu çekeriz. Kuyu çekeriz. Nima deydigan bo'lsangiz, stratosferani ozonosfera degan qatlami bor. Ozonosfera bu ozon qatlami. Ozon qatlami 20-25 km balandlikda joylashgan. Quyoshning nurlarini 99 aynan ultrabinafsha nurlar. 99% ozon ekranidan qaytarib oladi mana shu yerda. 1% yetib keladi. Agar 100% yetib kelganda şunlarlige 100% size isteyen de bana kuyas nurlar üç kere görürler ultrabinaş nurlar görünler diken nurlar var infrakızı nurlar bir alay noktaya nazar doğru mu? Şimdi ultrabinaş nurlar ne bu yüzden var üç kere böler demek öz umum yöngende torkun uzunluğu 30 nanometreden 400 nanometre geçe görüş gereğiydi 30'dan 290 geçe bu kısa torkun uzunluğu yiyiydi bunlar yerine yetip yemezdi. Atmosferde yutulardı mı yani kaytar varlar degen gap var idi. Maşetler idi. Mümazı şu idi. Şimdi 290 geldi. 290'dan 380 geçe bu yani kısa şu orta şart derecede. Ha? Atmosferde yutulardı kaytar varlardı bu yani fakat kısma yetip gelişi mümkün. Yetip gelişi hem kimi nabut kuladı? Bakteriyelerde nabut kuladı. 380'dan 400 nanometre geçe bu yani yeri yetip gelen. Yeri yetip gelen. O yani bizde hamiyatı var idi. Çünkü D vitamini sintezi de. D vitamini sintezi de. Pigmentli melanin. 3 sene. İstediklere. Fakat yine trigger organizmde borunluğu sebepçi bu yani 5 tane arsamaz. Başka uzun ekranı hem yakışıyan bu. Televizyonlarda hani böyle ayıp oldu, hani kör oldu. Mesela kör yanmış, gördüğün yanmışlar. Hani Antarktika'da muzlu bilgilerin yukarı kısmında şu ozon tüyünü bilgileri hasıl böyle yaptı. Ozon tüyünü bilgileri, muzlu bilgilerde bir sarapçı bulardı. Yani su basıp geçerdi, böyle mesela bu vahim yok kötü oldu. Bahane değil de yapılar diyor. Şu yapsana. Demek bu cüleye vahamiyat. Yani bana boptu. Demek pasta trigger organizm var, troposferada. Troposferada trigger organizmde hayatçılığın tamamlaştığı için nümeler var. Kaysa cahaya dediğine savaldı oğlan. Yani bir neçe 10 metrelerde yapırmaya koyuyordu. Trigger organizm var. Üstümlülüler, en balantarlı gibi. Yani özümüzde mırzat yeri var. Ya ki, Avustralya evkalipinde. Kaliforniya sekveye dedi. 142 metr ya ki 155 metr geçe getirdi doğru mu? Yani çırmaş gözü görsün, ratan kalmaz. Çırmaş gözü. Yine etmeye koyuyordu, turizm. Yani kamer, yani 200 koşu. Şu halde gel.
Hop, yoyunki kuşlar. Kuşlara balet. 3 kilo veriyor çünkü. 3 ayda. Yoyunki yani bakteriyalardı, usumliklardı, zamruğlardı, spora. Spora. Ulanan balan. Çünkü de bir bir neçe 10 kilometre balan dikeceğini çıkardı. Sporalar. Çünkü bir olur. Değil mi? Doğru. Troposferada her 100 metre köterliğinizde harorat ısıydı mı, soğuydu mu? Ne madde bu? Soğuydu. Minus 0.6 gradüsü soğuydu. Enta sağlıklı 1 kilometre köterliğiniz. 1000 metre mi? 1 kilometre. Köterliğiniz neçe gradüsü soğuydu? Minus 6 gradüsü soğuydu. 10 kilometre köterliğiniz. 60. Troposferanın patoloji 20 kilometre ekleyin. Köterliğiniz. 12. 120 gradüsü soğuydu. Desek hata oldu. Hatayı kalamadık. Çünkü kitaplarınızı yaptı da her 100 metre köterliğiniz de yaptı. Hararet de yaptı. 0.6 gradüsü soğuydu diye. Şimdi kısablarınız 20 kilometre balantıydı. Doğru kısablayacağım o sizi. Matematik cihazda kısablayacağız. 120 gradüsü soğuş gerek. Troposferanın patoloji doğru mu? Yo endi bu tabiatı. Rasa bolsa 35 45 bora 55 gradus soğuyor. Soğuk olan ola sırpas beradi. Ya. Deb aytdik. Tushunasizmi? Sizlar uni hisoblab olmaysizlar demoqchiman. Tushunasizmi? Sizlar uni ham hisoblab olmaysizlar. Yozdan ketyapti qanday ro. 45 55 gradus soğuydi deyapti. Yuqori chegarasida 45 55 gradus. Tushunarli bo'ldimi? Troposferada hamma har xil narsa bo'lishi mumkin endi. Nima bo'ladi desa, chaqmoq chaqadi, chaqmoq chaqsa nima bo'ladi? Yomg'ir yog'adi, to'g'rimi? Qor yog'adi, qor yog'adi. Endi qor yoqqan paytda tuman bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Dovullar bo'ladi. Har xil. Har xil har bola bo'ladi. Troposferada bo'ladi shu narsalar deya. Atmosferani hamma qatlamlarda emas deyapti. Troposferada bo'ladi shu narsalar. Endi troposferani baland joylarida tinglaganingizda, masalan, tog'ni baland cho'qqilarida tinglaganingizda yo'q deyapti. Ayniqsa usumliklar bo'lishi kerak, usumliklar yo'q deyapti. Nima uchun? Birinchidan harorat past. Harorat past bo'lsa nima bo'libdi? Suv yo'q. Suv nimaga yo'q? Tuzli. Ya'ni karbonatangit yo'q. Nima uchun karbonatangit yo'q? Chunki havosi yo'q, o'simlik yo'q. O'simlik borasi karbonatangit yo'q bo'lsa, ko'payish kerak. Yuqorida bosim qanaqa? Past. Yuqorida bosim past bo'lgan. Bosim pasaygan sari karbonatangit kamayadi. Masalan, xullas karbonatangit kam tepadi, xullas. Tushunarlimi? Shu, xullas. Troposfera tushunarlimi? Qayerda qanaqa sharoit, shart-sharoitlar, qanaqa shart-sharoitlar. Endi troposferaning patologiya 120 gradus sovuq deyanmasligimiz sababi, masalan, mezosferada ham rasa bo'lsa -90 gradus sovuq bo'ladi. Shu yaxshimi? Endi termosferada termo nima degani? Issiq harorat, ha? Demak, harorat issiq harorat bo'lar ekan deb 1000-2000 gradus issiq bo'ladi. Masalan, 80 kilometrga chiqdingiz, уже baland uchib yuribsiz. Erib tushasiz. Migras qabul qilasiz. Erib tushasiz. Shu. Demak, atmosferani 25 kilometrgacha bo'lgan joyda trigonometriya bilan. Bor, undan tepasida yo'q. Nima uchun yo'qligini bildinglarmi? Shu uchun gaplar. Litas. Litiy degani nima degani? Kimyoda ham tosh. Tosh. Endi qattiq deb olaveramiz. Atmosfera bu gaz simon. Havo. Ha? Litosfera qattiq havo. Litosferaning yuqori qismi tuproq deyiladi. Shu bir necha 10 cm. Tuproq bilan undan pastki qatlami, yerni pastki qatlamini farqi bormi? Nimaga tuproq deyiladi?
Yana. Tuproq o'zi nimani hosilasi? Begin va begin mahsuli, to'g'rimi? Tuproqni hosil bo'lishda tirik va o'li narsa birgalikda ishtirok etadi, to'g'rimi? Bakucha degan kishi bor edi, yaxshi, to'liq 5 ta narsa bor tuproqni hosil bo'ldi. Aytib bergan. Mana shu to'g'ri. Bilasizlar? Oruslarda. Sizlar? Nima endi litosfera? Litosferada tirkalganingizlar qayergacha bo'lishi mumkin ekan? Rasa bo'lsa 3 km pastda. Undan pastda tirkalganingizlar yo'q. Masalan, 3 km jab 3 km ham o'zi rasa past bo'lib ketadi. Masalan, eng pastda masalan bakteriyalar topilgan. Bakteriyalar qayerda? Shu 3-4 km. 3 km. Ya'ni neft quduqlarida, ha? Yoki yeroq suv yo'llaridan topilgan. Yana o'simliklarni bilamiz. Mana chuqurga kirib ketadi hali. Yantoq bor, ha? Necha metr? 30 metr. 30 metrgacha. 30 metr ham hozirgan yopdasiz-da. Metr degani to'g'ri oxirgi bo'lib borasiz. Borib chiqasiz. Qorovul tomon oldiga chiqasiz. O'simliklar, yana chuvachanglar, shunaqa chuvachanglar bor ekan, chuqurroqda. Yana sizlar bilasizlar yaqinda bo'lib krot. Ha? Shular rasa bo'lsa chuqurda yashaydiganlar shular. Undan pastda yo'q. Endi yana savol ular. Nimaga yo'q? To'g'ri? Nimaga yo'q degan savolga javob shuki 3 km pastda harorat soviydimi, isiydimi? Isiydi. Ya'ni yaqin pastda 90 gradus issiq. Demak 1 km pastdachi? Bunday 30 gradus, bo'ladimi? Ay 100 metr pastga tushsa-chi? Har 100 metrga pastga tushsak, uchrasiga siydi. Bizga 100 metrga tushsak 3 gradusga, 1 km tushsak 30 gradus, 3 km tushsak 90 gradus. Trigalganizmda hayotchanligini ta'minlaydigan harorat oshib ketgan me'yorda. 90 gradus issiq, ichi pastroq tushsak suv endi qaynamaydi, shu bug'larib ketadi. 3 km'de pasta su yok da. Su. Su yok. Ha su yok gelmeyin bana. Su yok gelmeyin diye. Trigger gelmeyin diye. Valla var bitti. Doğru mu? Trigger gelmeyin yok. Yokluğun sahibi ne yapıyor? Ben mi? Su yapsın. Yine yerde trigger gelmeyin de pasta yerde yokluğun sahibi ne yapsın değil mi? Kislorod yo'q. Qorong'ulik. Yorug'lik. Kam yoki yo'q. Yana bosim nima bo'ladi bosim? Bosim orta. Bitta qo'shni nima deydi? Yerga tushsa nima bo'ladi? Yerda pastda bosim qanaqa bo'ladi? Donlar bosim past bo'ladi deydi. Bosim past bo'lsa kosmos uchganda yerda uchmayapsizmi? Yengi, yerga tushib ketyapti. Tasavvur qilasiz ki, bosim baland bo'ladi. To'g'ri, to'g'ri. Osmon uzoq yer qattiq deydi. To'g'ri? Demak, harorat baland bo'ladi, kislorod demak, kam. Yorug'lik ham kam yo'q. Bosim yuqori. Tushunarli bo'ldi? Shunday tasvirlar demak nima uchun qayerdan qayergacha hayot bor, nima uchun bor va nima uchun yo'q undan past. Savollar bor. Keyingi sfera. Gidrosfera. Gidro sfera. Xo'p, gidrosfera suv sferasi. Suv yo'q. Suvda haqa, suv haqida gapirsam, demak, o'zi butun yer yuzini yer yuzini 70% suv ekan.
Biz ichayotgan suvlar bor-ku, ichimlik suvi. Zaxiralarda hamma ichimlik zaxira suvini hisobga olgan bo'lsak, butun suvni necha foiz tashkil qiladi? 1%. Ozashib ketamiz, qarab. O'zi butun sho'r suvni foizi, sho'r suv degani qayer? Dengiz, okean suvi, to'g'rimi? 96.4% ekan. Bu degani nima degan? 97% pachi, to'g'ri? Sho'r suv 97% ekan. Nechta foiz qoldi? 3% tushlik suv ekan. 3%. Shu 3% ham 3dan 2 qismi, ya'ni nechta foiz? 2%. Tushunarli gap aytasizmi? 2%. Shu tushlik suvning Antarktida va Arktika muzliklari edi. Nechta foiz qoldi? 1%. Daryo, soy, kanal, ariq, boray ichimlik suv yo'q bo'lib ketdi. Bir foiz emas, bir foizdan ham, bir foiz, 50% ham emas. Demak, suvni tejamishlar. Shularga suv rostdan ham kam, ichimlik suv rostdan ham kam. Bekitib turish kerak, lekin ochiq qolsa qaror bo'lmas kerak. Bekitsiz sog' sog' bo'lmaymiz. Oddiy qarashadi ba'zilar. Xo'p. Endi trioganizmdan o'simliklar haqida gaplashadigan bo'lsak, gidrosferada o'simliklar to 300 metr pastga tushguncha bor ekan. 300 metrgacha, chuqurlikgacha. 300 metrdan pastda o'simliklar yo'q ekan. Nimaga yo'q? O'simliklarda hayotini cheklovchi omil nima? Yorug'lik. Yorug'lik yo'q 300 metrdan pastda tasavvur qiling. Suvda yorug'lik yo'q, ashyo. O'simliklarning moslanishlari bor edi. Chuqurlikka nisbatan moslash. Eng yuzak qismida, suv yuzak qismida. Yaxshi, yashil o'simliklar o'rta qismida. Qo'ng'ir o'simliklar eng tubida qizil. Eng tubida qizil, ya'ni pigment bilan moslashadi. Pigment bilan moslashishi bilan 300 metrgacha moslashadi, xolos. Undan pastiga moslashmaydi. Bo'ldi, tugadi. Undan pastda o'simlik yo'q. Demak, gidrosferada eng ko'p hayvonot dunyosimikan, o'simliklar dunyosimi? Hayvonlar. Chunki gidrosferaning chegarasi, eng pastki chegarasi, eng chuqur joy Tinch okeanining Mariana botog'i. 11 kilometr. 11 kilometr. Qancha yillargacha? 11 kilometr bor? Yo'q, ketmadim. 11 kilometr, ashundan ham chuqur joy. Maktan demayapman. 11 kilometr juda chuqur joyda. Tushunyapsizlar? Bu yerda hayvonlar bor. Sizlardek plankton, bentos, bentos. Suv tubi bor edi, qari bor edi. Ha? Sadilar? Gidras demak, atmosferani boshlang'iz qatlami troposferada degan bo'ladi. Troposferani o'zida hayot bor, stratosferani quyi qatlamida ham bor, deyarli. Litosferani 3 kilometrgacha bo'lgan joyda hayot bor. Gidrosferani barcha qatlamlarida hayot bor, dedi Lennars. Tushunarlimi? Keyingi mavzu tugadi, qanaqa savollar bor? 26-chi mavzuga keldik. Biosferani tarkibini. 7ta gap bilan shuni tushuntirib qo'ysa bo'ladi. Mashin to'z tushib ketasiz. Demak, biosferani tarkibi. Biosfera qaranglar, tirik organizmlar shari. To'g'rimi? Lekin bu sharning ichida mana shu chegarani belgilab qo'ygan bo'lsam, bu yerda o'lik narsalar ham bor, to'g'rimi? Endi o'lik demaylik. Abiogen moddalar ham bor, to'g'rimi? Shuning uchun biosferaning tarkibini 7 ga bo'lyapmiz.
birinci narsa. Biyosferaning moddasi, birinchi bo'lib tirik narsalar. Tirik narsalar kimlar? Bakteriyalar, o'simliklar, zamburug'lar, hayvonlar dunyosi. Ha? İkincisi. Hop, qattiq modda. Ortalık katta moddan şu olayım. Tırgen genizinde yerde kaçan payda bugün? Ha? Şu yarı milyar bir oldun payda bugün, doğru mu? Şu tırgen genizinde payda bu işten oldun payda bugün derseler burada. Yaz yap kitapken. Yerde hayat payda bu işten evvel tırgen genizinde faaliyetine bağlı bulmayan halde hasıl bulgen moddeler diye. Tağ cinsleri. Mineral moddalar. Qarang, qattiq moddalardan ikki yil bo'lamiz. Mineral moddalar, mineral moddalarga olmos, grafit, kvarts, zumrad, yanachi? Marmor. Zumrad tas qimmat. Xo'p. Hazillashib aytayapti, do'stlarimiz. O'zimizga o'xshab hazillashib. Mana tog' jinslari aloqada. Tog' jinslariga grafit, marmar, ha? Sizlarga. Bular qattiq. Bu burun. Chali. Bu aloqada 7 ga bo'layapmiz, 3-chisi. Biyagen modda. Nima degani biyagen modda degani? Ha? Tirkalganizm. Yo, hayot genezis. Hosil bo'lish, ha? Ya tirkalganizm hosil qilingan moddalar biyagen modda deyiladi. Masalan, tosh ko'mir. Ha? Tosh ko'mir esen haligi tosh ko'mir davri. Nima uchun tosh ko'mir deyilardi? Baland bo'ylarda qirilib ketdi, sizlardan tosh ko'mir. Demak, baland bo'yli davrda qirilib ketdi, tosh ko'mir qatlamlarini hosil qilgan. Tosh ko'mir nimadan hosil bo'lyapti? O'simliklardan. Ya'ni tirik narsalar hosil qilyaptimi? Ana shuning biyagen modda deyiladi tosh ko'mir. Tushundinglarmi? Yo'q, ohak tosh. Ha? Neft, to'r tosh ko'mir. Shularga. Masalan, ohak tosh bilasizlar, ohak chig'anoqli yaligi, paraminerallar, ha? Yoki palali molyuskalar, o'z molyuskalar ham hosil qiladi, molyuskalar demasang ohay bo'ladi. Ha? Koral poliplar tarkibi ohay bo'ladi. Mana shuna hosil qiladi. Mana shu narsalar biyagen moddalar. Bular alohida qismda, 7 qismga bo'layapti-ku. 4-inchisi. Hamma biladi buni, biyagen va abiyagen modda, nima? Tuproq. Yanachi. Tuproq va suv. Ha, tuproq hosil bo'lishda tirik narsa ham, o'lik narsa ham ishtirok etadi. Shuning uchun biyagen va abiyagen modda deyiladi. Yuzak qismi tuproq deyapmiz, u yerda yuzak qismi, to'g'rimi? Ha? 5-inchisi. Atomlar, tarqoq atomlar. Atom bombaki bu emas. 6-inchisi. Radioaktiv moddalar. Radioaktiv moddalar va ularni parchalanishdan hosil bo'lgan mahsulotlar, masalan, uran, ha? Eng katta boyligimiz. Qanchida? 232. 38. 7-inchisi. Kosmik moddalar. Meteoritlar kirishi mumkin. Kosmik chang zarralari o'tib ketadi. Ha? Mana shu aloqada yodlab qo'yasiz bo'ldi. Mana. Keyingi mavzu shu, shunchada, shu yerda. Qiynagan. Qiyin bo'lsa to'g'ri. Shu tri biosferaning tarkibiga xos. Tarkibiga tushadigan narsalar. Shuni bo'ldi to'g'ri. Keyingi mavzu. Endi bu yerda tuproq ham alohida bo'lib ketyapti. Qaranglar. Gil tuproq, qumli tuproq, sur tuproq. Ha? Ko'rdinglarmi? Keyin
Qaranglar, u bu yerga moddaga tosh ko'mir, ya'ni ko'mir kiradi. Keyin qattiq moddaga olmos grafit kiradi. Ekov boshqa narsa kiradi. Nimaga uni aytayapman? Chunki olmos, grafit, karbon, fullerin, nima bular? Uglerodda allotropik shakllar. Allotropik shaklda olmos bilan grafit qattiq moddaga kiradi, a ko'mir yegim moddaga kiradi. Tushundingizmi? Mana bu yozyapti. Sonra bu. Tri modda. Ah, o'tgan. Necha bo'lsa? Kelyapti degan. Tri moddani xususiyatlari. 7 ta xususiyat bor ekan, ko'rdinglarmi? 7 ta harf bilan o'rgatamiz. 7 ta harf ketadi. Bu holasa. Qani? Menga qarab turing, keyin ko'rsatasiz. Tri moddasiga xos xususiyat deyapman. Tri moddasiga xos xususiyat. Nechta ekan? 7 ta. Mana, qarang. İha ke. Nima degani? Tri moddaga xos xususiyat, birinchi o'rinda tri modda alohida bir individ bo'ladi. Individ bu populyatsiya tarkibidir. Populyatsiya bu biotsenoz tarkibidir. Biogeotsenoz emas, aynan biotsenoz. To'g'ri, biogeotsenoz degan bo'laveradi. Lekin aynan biotsenoz tarkibidir. Ha? Ha, tri moddaga xos xususiyat harakatlanish. Hop, sizdirib qo'yaman. Keyin yo'qsa harakatlanish. Harakatlanadi, to'g'rimi? A. Tri moddaga xos xususiyat adaptatsiya, moslashish. Boshqa kelganda ham o'zini g'alati his qilgan. Kimlar, kimlar, kimlar deb. A, moslashadi. Tri moddaga xos xususiyat keyingisi K, ko'payish. Qamo deganingiz. Keyingi K. Kimyoviy reaksiyalar tezligi. Mana men dars o'tyapman, sizlar eshityapsizlar. Organizmimizda turli xil kimyoviy reaksiyalar juda ham tez bo'lyapti. Shu kimyoviy reaksiyalar hisobiga bizda eshitish, harakatlanish, gapirish, har qanday voqea hodisalar bo'lyapti. Bu tez bo'lishiga sabab katalizator fermentlar hisobiga. Fermentlar ishtirokidagi kimyoviy reaksiyalar tez bo'lyapti. Evolyutsion yükselişi xususiyatiga ega. Yana bitta E. Energiyani transformatsiya qilish xususiyatiga ega. Nima degan transformatsiya degan? Ko'chirish. Ya'ni masalan, o'simliklar quyoshdan energiyani olib, fotosintez qilib, glyukozani bog'lariga to'playdi, kamalini bog'lariga to'playdi. Nima qildi? Ko'chirish. Quyosh energiyasini ko'chirdi. Keyin hayvonlarga esa ular o'ziga ko'chiradi. Energiya tri modda xususiyat nima ekan? Energiyani transformatsiya qilish. Demak, qaytaramiz. I. Individ. Harakatlanish. A. Adaptatsiya. K. Ko'payish. Kimyoviy tezligi. Evolyutsiya. Energiyani transformatsiya qilish. Bular ekan. Men chizdirib qo'yaman, qaranglar. Vaqtam bo'lib qoldi.